ve sanayi ile işbirliği anlamında motor bir güç oluşturmak zorunda. Süleyman Demirel Üniversitesi böyle bir güce zamanında ulaşmıştı. Hocamızın rektörlüğü zamanında, ama şimdi mevcut rektörümüz başka işlerle uğraşıyor. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi sanki rant kapısı haline gelmekte ve özel sektörle rekabet edercesine kendi imkanlarını da kullanarak ticaret yapmaya çalışmakta, esnaflık yapmaya çalışmakta. Bence çok yanlış bir uygulama. Üniversitenin asli görevi eğitim seviyesini yükseltmek, araştırma gelişmeyi artırmak ve özellikle teknolojik gelişmeleriyle bu şehrin öncüsü olmak zorunda. Bütün bunlar arkadaşlar Isparta'nın önemli sorunlarıdır. Ben çok fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. Önümüzdeki seçim sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi kadınıyla, genciyle, erkeğiyle, çocuğuyla hepsi seçim çalışmalarına aktif çalışacaktır, katılacaktır. Bu anlamda seçim çalışmaları sürecinde basınla, sizlerle, diyaloglarımızla aynı seviyede artarak devam edecektir. Basın bir eskiden daha güzel ifade ediliyordu. Dördüncü kuvvet deniliyordu. Hatırlarsınız. Ama basın da ne yazık ki bugün AKP iktidarı tarafından baskı altına almış durumda. Özellikle ulusal basına yapılan baskılar korkunç bir seviyeye ulaşmış durumda. Bugün gazeteciler tutuklu terörist muamelesi görmekte, hükümeti eleştiren yazı yazanlar özellikle gazetelerden işten atılmakta. Bütün bunlar Türkiye'nin demokratik bakımda hangi aşamada olduğunu göstermektedir. Ben ülke sorunlarını konuşmayacağım. Burada yeteri kadar da konuştum. Önümüzdeki seçim sürecinde başta adayımız Profesör Doktor Bülbül Çakmak olmak üzere Isparta İl, ilçe, kadın kolları ve gençlik kolları örgütlerimizle var gücümüzle çalışacağız. Isparta'yı altın üstüne getireceğiz. Girmediğimiz ev, girmediğimiz esnaf dükkanı kalmayacak. Aktif çalışma önümüzdeki süreçte başlamaktadır arkadaşlar. Şimdiden hocamızın ve aday adayı tüm arkadaşlarımızın başarılı olmasını diliyorum. Biz de sonuna kadar hep birlikte hareket edeceğiz, çalışacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara giden yolunu Isparta'da meşalesini, ateşini yakacağız. Isparta'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye almasıyla Türkiye'de genel ve siyasi iktidar yolu da açılacaktır. Herkese başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben hocama söz vermeden bir yeni aday adayı arkadaşımız vardı, Ali Bey'e. Onun da iki cümle etmesini istiyorum. Olduğu yerden arkadaşımız konuşsun. Daha sonra hepinize teşekkür ederim. Emniyetli arkadaşımız bizim aday adayımız. Biz televizyonlardan, gazetelerden söylemiştik. Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Belediye Meclisi'ne bir engelli vatandaşımızı sokmak istediğimizi söylemiştik. Bir arkadaşımız bu konuda çalışma yapıp başvurdu. Ona da teşekkür ediyorum başvurduğu için. Çok sağ olun.